Merhaba arkadaşlar. Ee, Japoncada öznelerden bahsetmek istiyorum. İlk önce ben Japoncada nasıl söylenir? Hangi kelimelerle söylenir? Onu anlatmak istiyorum. Ben. Arkadaşlar Japoncada herkes tarafından kullanılan kadın ve erkek temel öznemiz ben o da watashi'dir. Watashi Watashi kelimesi Watashi diye de e, okunur. Atashi. Atashi. Yani bu ikisini de duyabilirsiniz. Atashi ve Watashi. Bu kadın veya erkekler tarafından herkes tarafından kullanılabilir. Normal bir kullanımdır. E, yani en saygılısı en saygısı en saygılısı değil de. Yani saygılı yani bunu konuş söylediğin zaman ne saygısızlık yapmış olursunuz. Ve çok saygılı olmuş olursunuz normal hali yani bu herkes tarafından kullanılır İkinci olarak ee, ore ore kelimesi bu da ben demek fakat bu kelime ore e, bunun kanjisi de var e, kanjisi zor onu ilk başta ezberlemeye çalışmanızı tavsiye etmiyorum çok zorlanırsınız yani <laughs> bu kelime sadece arkadaşlar arasında ve samimi olduğunuz kişiler arasında kullanmanızı öneriyorum. Çünkü öğretmen veya ne bileyim patrona karşı bunu kullandığınız zaman shit süre yani ayıp oluyormuş. O yüzden bu bunu kullanmanızı önermiyorum. Yani vataşı kullanmanız daha iyi. Üçüncü olarak boku. Bunun da kancısı var. Kancısı zor ama. Ee, yani Hiragana ile yazabilirsiniz. Görsel olarak da ezberleseniz yeter. Bu ore ile boku kancısını. Bu boku kancısı. Bu da ben demek. Sadece erkekler tarafından kullanılır. Bu ore de erkekler kullanılır. Bu boku da aynı şekilde arkadaş ve e, samimi olduğunuz kişiler arasında kullanabiliyorsunuz Bunun dışında kullanmanız şiit sürüyor. Yani ayıp oluyor. Ee, yani bu ore ve boku kullanmayın. Sadece bu Watashi'yi kullanın. Ve başka söylemem gereken şeyler ben anlamına gelen. Şimdi Watashi ile ilgili başka versiyonları da var. Mesela Watakushi. Mesela Watakushi. Watakushi deniliyor. Bu kelime çok mütevazi. İnsanlar kadınlar tarafından kullanılıyor. Mesela işte kralın kızı mesela prensesler gibi. Bunlar duyabilirsiniz. Watakşi. Çok mütevazi kişiler kullanıyor. Watakşi. Yani bunu kullanmayın ama. E, Watakşi bir de Vare kelimesi var. Vare. Vare. Vare kelimesi de ben demek. Vareva. Bu da çok fazla böyle saygılı bir şey. Vare. Yani krallar belki kullanabilir. Vare. Va. Mesela bunun bir, e, şu şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim dediğiniz zaman vare kelimesi de vareno. Mesela vareno namae diyeceğiz değil mi? Namae. Yani benim ismi. Fakat böyle de diyebilirsiniz tabi. Şöyle de diyebilirsiniz. Şöyle bir kullanım da var. Söyleyeyim. Vaga. Vagana na. na diye kısaltabiliyorsunuz mesela. Kimin no ona. Kimin no Animesi var ya senin adın. Namaya na diye kısaltabiliyorsunuz. Bu da Vagana. Benim adım demek. Vaga namay. Yani vaga namay. Bu vaga da şu ga no şeyini içeriyor zaten. Nini. Vaga namay. Vaga kuruma mesela. Vaga kuruma benim araba. Ee, vagako benim çocuk. Yani bu Vaga'dan sonra direkt isim getiriyorsunuz. Benim demiş oluyorsunuz. Benim adım, benim araban. benim çocuğum. Yani buraya Vaga no getirmiyorsunuz. Böyle bir kelime de var. Duyabilirsiniz. Şaşırmayın diye söylüyorum. Yani vaganamay, vaganla diye diyorsanız orada benim anlamı veriyor. Benim adım. başka şu an aklıma gelmiyor. Şu an bildiklerim bu kadar. Yani bunları zaten kullanmayın. En çok kullanmanız gereken şey şu Watashi. Yani watashi en çok kullanmanız gereken bu. Diğerlerini duyduğunuzda en azından e, ayırt edebilirsiniz yeter. Kullanmasanız da olur. Evet sonrakine geçeceğim. E, bu çoğul yapmayı göstermeyi unuttum. Şimdi çoğul arkadaşlar normalde Tachi diye bir ek var. Tachi. Bunu genellikle canlı varlıklarda e, her şeyde değil yani arabalar mesela kuruma taçi diyemezsiniz. Yani bu genellikle öznelerde kullanılıyor. Mesela bir ben vataşı demekti değil mi? Biz nasıl diyeceğiz? Vataşı taçi. vataş taçi. Biz demek bu. vataş taçi mesela e, ki e, yok. Ne demiştik? Ore mesela. Ore taçi. Ore taçi. Bu da biz demek. Boku taçi. Boku taç Bunlar taçi getirince ek. E, bu çoğul eki oluyor. Boku taçi. E, vare. Peki vare kelimesi demiştik. Vare ben demekti ya. Peki o vare taçi mi oluyor? Hayır. O vare vare oluyor. Vare vare. Vare vare. Mesela vare vare no Namayva bizim bir adımız. Vare vare no namayva. Bu vare vare oluyor. E, duyarsanız aklınızda bulunsun. Başka ne dedik? Bunun bu kadar çoğulu ki. Şimdiki bu kadar. E, sonraki özlemize geçelim. Arkadaşlar şimdiki e, zamir. Özne dedim. pardon zamir. Zamirimiz o. O da e, şimdi o bizde ne cinsiyeti yok değil mi? Japonca'da fakat cinsiyet var. kare bu demek kare o bu o demek erkeklerde kullanılır yani kadın için de kullanıyoruz kanojo kanojo şu kadın kanojo bu kare yani o demek kare wa eee oto oto des benim erkek kardeşim mesela kanojo wa imo imoto des o benim kız kardeşim gibi Çoğul nasıl yapılıyor? Kare. Bunlar da taçı. Kare taçı gelmiyor. Kanacı taçı. Burada ra geliyor arkadaş. Kare. Kare ra. Kare ra va. Mesela kanojo, kanojo ra. Kanojo ra geliyor. Kanojo taçı. Kanojo taçı de denilir ya. Sanki duymuştum. Kare, kare taçı. Yani ben kare ra, kanojo ra sanki daha çok duyuyorum. Sanırım bu, bunlar bu kadar. Ee, sonraki zamirimize geçelim. Evet sonraki zamirimiz sen. Sen demek için iki tane temel kelime var. Anata. Bir de kimi. Anata'nın kancısı var ama çoğunlukla katakana ile yazıyor. Kiminin de kancısı var. Ama zor bir kancı olduğu için katakana ile yazabilirsin. Eee Şimdi bu ikisi normalde ikisinde kullanabilirsiniz. Normalde Japonca'da insanlar it, ismiyle hitabet etmek en doğrusu. Mesela Serdar Usan va, Aşta Dokoniki maska. Serdar Bey yarın ne gidiyorsunuz? Yani Anatava dokun Dokoniki maska da diyebilirsin ama isminle hitabet etmek en e, saygılısı, en güzeli. Ama Anata da diyebilirsin. Kimi de diyebilirsin. Genellikle Anata'yı kullanmanızı öneririm. E, kimi biraz daha Anatadan seviyesi düşük olabilir. Ama normal yani bir sıkıntı yok. Diğer kelimeler omae var. Omae. Omae var. E bir de teme var. Teme arkadaşlar bu hakarettir. Onu boş verin. Ama duyabilirsiniz animelerde orada burada teme diye. Tmeva, vatandaşın ondan ne Sen benim hakkımda ne biliyorsun gibi mesela. O şey çok akaret, onu sakın kullanmayın. Omaye var, bunu da çok duyarsınız. Bu arkadaşlar arasında kullanılıyor. Fakat tanımadığınız birine karşı veya öğretmenize karşı kullanırsanız bu saygısızlık oluyor. O yüzden bunu da kullanmayın. Omaye. Ben bir kere internet yanlışlıkla kullandım, yani daha yeni öğrendiğim zamanda. Yani bana kızmışlardı. Ee, o yüzden ana tava kimiyi kullanabilirsiniz. Ee, yeterli. Çoğul yapmak için ana taçı veya kimi taçı deseniz yeter. Ee, bunlar böyle. Yani bu iki temel şey bilseniz yetiyor.